Genç doktor dairesini yeniden yapılandırmak için kırıp dökünce birinci kattaki kumları alması için bir kum taşıma aracına ihtiyaç duydu. Mimarlık mesleği yapan arkadaşlarından birini aradı. Onun işçi tanıdığı vardır diye düşünüyordu. Arkadaşı onun bu isteğini kabul edip iki işçisini kumları temizlemesi için dairesine gönderdi. Gelen işçiler 50 yaşını geçmiş kimselerdi. Birinci adam uzun boylu, iri yarı ve kaslı biriydi. İkinci adamsa kısa boylu, zayıf ve güçsüz biriydi. İşçileri getiren arkadaşına şaşkın bir ifadeyle "Bu işin altından kalkabilecekler mi?" diye sordu. Arkadaşı ise "Aklının bile almayacağı kadar hızlı bir sürede hem de, endişelenmesen" dedi. Dairenin sahibi genç, işçilerin istediklerini hazırladı ve bu işe pek de ikna olmamış bir halde yanlarından ayrıldı. Az bir zaman geçmişti. Gencin aklına takıldı ve ikinci kez yanlarına kontrol etmeye gitti. Daireye gittiğinde şok oldu. Bu kadar kısa bir sürede işin yarısını bitirmişlerdi. Genç yanlarında durup işlerini nasıl yaptıklarını izlemeye karar verdi. Zayıf olan işçi kum poşetlerini açıp hazırlıyordu sadece. Başka da bir iş yapmıyordu. Güçlü olansa bu torbaları doldurup omzunda taşıyordu. Bu iş paylaşımı pek de adil gelmedi gence. Bir süre sonra genç gidip onlara soğuk bir şeyler getireceğini ve güçlü olan işçinin de kendisiyle birlikte gelmesini söyledi. Yolda işçiye "Bu işçi senin yanında günlük çalıştırdığın biri mi?" diye sorunca işçi "Hayır, o benim ortağım" dedi. Genç şaşkın bir ifadeyle "Fakat bu hiç adil değil. İşin büyük kısmını sen yapıyorsun. Poşetleri de açabilirsin. Neden böyle yapıyorsun?" diye sordu. Güçlü işçi, "Ben bunu biliyorum. Fakat benim rızkım önce Allah'a, sonra bu işçiye bağlı. Sana işin aslını anlatacağım. Bir gün küçük bir işçiye ihtiyaç duydum ve bu adam o işe talip oldu. Ben de kabul ettim. Fakat küçük bir çocuğa vereceğim parayı ona vermeye çekindim. Onun baktığı bir de ailesi vardı. Ve ben ona taşıma parasının üçte birini verdim. Birkaç yıl böyle devam ettik. Ta ki eşim durumu öğreninceye kadar. Bu duruma kesinlikle karşı çıktı ve o işçiden kesin bir şekilde yolları ayırmamı istedi. Ben de ona gidip artık beraber çalışamayacağımızı, başka bir iş aramasını söyledim. Ertesi gün hamalların iş için beklediği yere gittim. Fakat kimse bana iş vermiyordu. O gün hiç para kazanamadan evime döndüm. Günlerce bu şekilde işe gittim ama ne çare. 3,5 ay hiç iş bulamadım. Sonra oturup kara kara düşünmeye başladım. Neden benimle kimse çalışmıyordu? Güçlü bir adamdım ve tek başıma birkaç adamın yapacağı işin altından kalkabilirdim. Bu düşüncelerle camiye gidip 2 rekat namaz kıldım ve Rabbime yöneldim, dua ettim. Sonra istihare namazı kıldım. İstihare namazından sonra eşimin sözünü dinleyip rızkını kestiğim zayıf işçi sebebiyle bu duruma düştüğümü anladım. Eşim bunu yaparken sadece dünya hesabını düşünmüştü. Aslında iki dünya için hesap yapmalıydık. Hemen o işçinin evine gittim. Kendini ertesi gün iş için hazırlamasını söyledim. "Hocam, sana yemin ediyorum, beraber iş için gittiğimiz gün hamalların arasında ilk çağrılan biz olduk. Bir gün bile işsiz kalmadık. Ben de onu ortağım yaptım. Hem işim arttı hem de hayatım bereketlendi. Hocam, önemli olan fakirlik ya da zenginlik değil, güçlü ya da zayıf olmak da değil. Asıl önemli olan işini Allah rızası için ihlasla yapmak. Eğer Allah'tan korkar ve ona sığınırsak, Allah kalbimizi merhametle doldurur. Efendimiz şu hadisi şeriflerinde ne kadar da doğru söylemiştir. Siz yerde olana merhamet edin ki gökte olan da size merhamet etsin. Allah'ın diğer kullarına faydası dokunsun diye özel olarak nimetlendirdiği insanlar vardır," dedi. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.